Türk abi, dümen yapıyorum. Look at Cam. Look look. Mına kodumun çocuğu. Look. How are you? I'm good bro. How are you? Aleykümselam, beni gelenler hoş geldiniz. Selim'cim hoş geldin canım benim. What? You guys are selling cigarettes. I see it in the background. Yeah. How much? This is supermarket. Supermarket. Nice bro. Yeah. How much is one pack? How this? Boyfriend'in robot. Kick'te yaşanan olayları gördün mü? Helin TV Gökhan... Hayır ya. Kick'te olay mı yaşa? Oğlum ben yayın dışı PC'ye çok oturmuyorum arkadaşlar. Hatta hiç PC'ye oturmuyorum ki. Ne olay? Ben hiç böyle yayıncılar arasındaki kavgalar hiç bilmiyorum ya. Ne draması var la? Drama değil. La? Benim dişil enerji şaka mı? Pisi. Bu ne la? İki kişi aynı anda pisi yazdı. Ne oldu oğlum? Klonlandınız mı? Bu ne? İkisi de aynı anda pisi yazdı. Pisi ne alaka? Pisi dedin ya. Ya oğlum siz mal mısınız ya? Pisi oğlum ne diyeceğim? Ya malsınız siz ya. Mama şeyler yazıp bir de sorgulattırıyorsunuz ya. Açıklamasını da yani mod yapıyor bunun. Sizin kafayı mod açıklıyor. Kek izleyici sayısını bilerek düşük gösteriyormuş ve KCIP parasını ona göre ödüyormuş. Heyecan'ın yayında ankete katılan sadece 200 kişi varken yayını izleyen 160 kişi görünüyormuş. Bunu yaşayan yayıncılar varmış. Bu arada olabilir. Ben de bir kere öyle bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Hatta bu konuda ben kimseye konuşmadım ama anneme bahsetmiştim. Anne böyle bir şey yaşadım. Ama yani hissedilen daha fazlaydı demiştim. Bilmiyorum, belki izleyici bug'a giriyor olabilir. Benim mesela ilk yayınlarımdan birinde Valorant oynarken bile Kick'te arkadaşlar 400-500 izleniyordum. İlk yayınım. Kick'e ilk geçtiğim zamanlar. Dedim ki bu nasıl mümkün olabilir? Şu an Valorant'a geçtiğimde 150-200. La ilk yayınlarım Kick'te. Daha millet Kick'e geçtiğimi bilmiyor. Arada sırada orada açıyorum. 400 izleniyor Valorant. Dedim ne oluyor? Bu yayıncılar ana sayfaya da hiç düşmüyormuş. Yani bir şey diyeceğim. Devamlı bilmiyorum. Ben çok takip etmiyorum ama hep ana sayfaya düşen belli başlı yayıncılar var. Yani devamlı aynı kişiler. Ben bu ana sayfaya düşme hakkında da gittim mail attım. Dedim neye göre ana sayfaya düşüyoruz? Neye göre ana sayfadayız? Dediler ki işte ekibimiz izliyor. Siz yayın yapmaya devam edin. Ama ne zaman gidip bir Kick'e tıklasam, ana sayfaya baksam hep aynı kişiler. Yani kaç aydır yayın yapıyorum Kick'te, biliyorsunuz kaç kere çıkmışımdır, 3-4 kere max çıkmışımdır. Bazıları daha yayının birinci dakikasından direkt ana sayfada. Ya da bir yayın açıyor, max 1 saat ana sayfaya düşmüş, sonra yine direkt ana sayfada. Ya ben zaten bu yüzden buraya öyle geçmedim. Bu olaydan dolayı bayağı geçmedim buraya. Bunu biliyordum ben. Hep aynı kişiler ana sayfada, hani ne yapmak gerekiyor diye mail attığımda bana hiçbir şey demediler. Yayın saatimi kasmamız lazım ana sayfada. Kasalım abi. Bir şey mi geçmemiz lazım? Geçelim abi dedim. Yok bizim ekip izliyor ona göre atıyoruz falan filan. Arkadaşlar yani gerçekten ben de devamlı her yayınım ana sayfaya düşse, bakın ben kendi kitlemi çok seviyorum. Ben ana sayfaya düşmeden 300-400 görebilen bir insanım. Ben ana sayfaya düştüğümde 1000-1500-2000'i zaten devamlı görüyorum. Ben ana sayfaya da düşmesem yani iyi bir izleyici ve kitlemi elde tutabileceğimi düşünüyorum. Ama yok abi, düşemiyorum yani. Düşmüyor. Hep aynı kişiler. Bilmiyorum, ben takip ettiğim kadarıyla söylüyorum ama Kick'te gerçekten hep ana sayfada belli başlı insanlar var. Yayın açıyor. Yarım saat kendi kitlesiyle yayın yapıyor. Onun da kendi kitlesi belli bir kişi oluyor. Sonra direkt ana sayfa hop yükseliyor izleyicisi kaça. Onlar kazanıyor da abicim biz de kazanmıyor muyuz? Neden hep aynı kişiler ana sayfada? Ben o yüzden çok uzun süre buraya gelmedim. Açık söyleyeyim. Ben yani bana çok kişi dedi. Ben Kick'te yayın da izliyordum. Artık geç falan dediler. Hani Ben o yüzden bu olayı bildiğim için geçmedim. Biliyordum çünkü, yani biliyordum. Ana sayfaya düşme olasılığım çok az olacağını biliyordum. Anlaşmalı geçmişlerdir onlar. Ben anlaşmalı geçmedim. Normal siz istediğiniz için, herkes ikiye geçtiği için geçtim. Tüm düzenimi, 2 yıllık emeğimi bıraktım arkadaşlar ben orada. Ben gerçekten orada 2 yıllık emeğimi bıraktım. Buraya sıfırdan geldim. Öyle devamlı ana sayfaya da düşme gibi bir olasılığım olmadı. Yayın saatlerimi arttırdım. Yayın günlerimi arttırdım. Ben ana sayfaya düşerek poflanmadım yani. Ama hep aynı kişiler düşüyor. Ya botla bir alakası olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ana sayfaya düştüğün zaman sayfaya tıkladığın gibi izleyici sayısı sana geliyor. Çünkü ana sayfaya düşüyorsun. Önerilenler kısımlarında da hep aynı isimler var. Önerilen kısımlarda da hep aynı kişiler var. Arada bir sırada sanki yeni yayıncıları falan, hadi senin de gönlün olsun diye ana sayfaya atıyorlar. Sonra artık ben en son ne zaman ana sayfaya düştüm? Mobil yayınımda düştüm diye hatırlıyorum. Mobil yayınım ne zaman oldu? Mobil yayınım havası yazın. Öyle yani. Ben kendi kitlemle bir yere gelmeye çalışıyorum. Kendi kitlemi ilerletmeye çalışıyorum. Ana sayfa öyle atmıyor. Ana sayfaya düştüğüm zamanda da direkt ana sayfa atıyor. Öyle yanlara falan, önerilenlere falan da çıkmadım ki ben. Hep aynı isimler. Ben diğer yerdeyken buna çok baktım. Dedim hani kimler ana sayfada falan filan. Baya böyle tıkladığımda hep aynı isimler. Ben çok mail de attım. Sordum da hani bu ana sayfa neye göre oluyor falan. Bazen mail attığımda ana sayfaya düştüm. Bazen işte Kik'in yetkilisine falan yazdığımda ana sayfaya düştüm. Dedim ki ben hep mail atıp yazacak mıyım ana sayfa için? Ben bu durum için Kik'le bir hafta mailleştim. Aziz dinliyorsan çok destek ve azizlenme ne ya? Millet ana sayfaya düşmeyecek, kendi kitlesiyle 200-250 izleniyor, 120 izleniyor, ana sayfaya düşüyor, 1000 izleniyor. Zaten ana sayfaya düşer ben de çok fazla izlenir ki. Ben yani videoları falan geçtiğimde 400 zaten kendi kitlem geliyor videolara geçtiğimde. Ya ben dedim ki ben en son mobil yayınımdan önce de bayağı ana sayfaya düşmedim. Düşmeyen çok da yayıncı var. Çünkü hep aynı isimler ana sayfaya düşüyor. Ben de bu konuya sinirliyim yani. Açıkçası hiç konuşmadım ama çok sinir edici bir olay. Zaten bir de şeyi de anlamıyorum. 15.000-20.000 insan izlenmiş. Sen onu ana sayfaya atsan ne olur, atmasan ne olur Allah aşkına ya. Ya dediğim gibi arkadaşlar, önerilen kısımları da kendileri ana sayfaya attıkları, hep önerilen kanallar da hep aynı kişiler. O yüzden önerilme olasılığın az. Ana sayfaya zaten atmıyor. Hep aynı kişiler. Yeni başlayan geçen insanlar sıkıntı biraz ya. Ya Twitch'in, More platformun önerilme kısmı iyiydi arkadaşlar. Devamlı değişkenlik gösteriyordu. Ben kendimden biliyorum. Ben orada çok yayıncı keşfediyordum bir yayına tıkladığım zaman. Önerilme kısmı iyiydi oranın. Devamlı farklı insanlar, izlediğiniz kişilere, sizin kendi izlediğiniz kitleye göre bir şey öneriyordu. Burada aynı kişiler. İstediğini izle ama ya ben mesela affedersiniz PUBG izlemiyorum arkadaşlar. Bir kere PUBG izlediğim yayın olmamıştır. Ben PUBG öneriyor bana. Abi git, ben Valorant yayıncısıyım. Valorant izleyen bir insan bana gel Valorant kişileri öner. Herkese bir de aynı kişi öneriyor. Yani bu konudan dolayı nerede konuşma yaptılar bilmiyorum ama yapan kişiler de gerçekten sonlarına kadar arkalarındayım. Çok da güzel konuşmuşlar. Bu konuda biri sesini çıkartacak illaki demiştim ama umarım daha büyük bir ses çıkar da bu konu çözülür yani. Önerilme kısmı rezalet yani. Kik'in Önerilme kısmı, ana sayfaya atma kısmı rezalet. Bilmiyorum ilgilenmiyorlar mı acaba, ama sanmıyorum da ilgilenmediklerini. Kik'in en sevdiğim şeylerinden biri mail attığım zaman bana bir saat içinde dönülmesi. Yani ünlülenlere çıksan en az bir K olursun. Oluyor zaten, insanlar o yüzden atıyor. Bir kere de izlemedin hala öneriyor. Öyle mesela abicim, insanların izlediği tıkladığı şeylere göre şey yapmıyorlar ki, önermiyorlar ki, hep aynı kişiler. Hep aynı kişiler. İzlemesen bile onu sana öneriyor yani, izlemen için zorluyor gibi. Ben en son mobil yayınımda ana sayfaya düştüm. Onda da ben hiç ana sayfaya düşeceğimi düşünmüyordum. Onun öncesinde bayağı ana sayfaya düşmedim. Ana sayfaya düştüğümüzde 2500-3000 izleniyoruz. Ya çünkü ben kendime güvenen bir yayıncıyım. Kendi kitlemin mizahına, chat'in kalitesine güvenen bir insanım. Yani buraya makara yapmak için, eğlenmek için gelen bir insanın burada çok yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten siz bir insan değilsiniz. Of abla çok güzelsin, abla çok tatlısın, işte böyle yapsana, öpücük atsana, sarılsana. Hep bir makara dönüyor zaten chatte. Konu hakkında konuşan yayıncının tweetini atayım mı? Atsana bir bakayım. Ben zaten önerilmiyorum. Ben atılırsam ana sayfaya atılıyorum. O kadar. O da yani 2 ayda bir. Bizi övme yayını. Ya ben övme değil. Ben kitleme her zaman güveniyorum. Kendim zaten böyle bir kitle elde edebilmek için, edinebilmek için uğraşıyorum. Bakayım. Kik üzerinden yayıncılığı bırakmanın eşiğine gelmişken ve derdimi anlatacak hiçbir muhatap bulamıyorken son kez de buradan derdimi anlatmak için. Platformda yayınlara başladığımız günden beridir hesabımın teknik sıkıntıları hiç eksik olmadı, ama şu an yaşadığımız olay çok fazla. Chatimde yayını izleyen ortalama 500-600 kişi varken, sadece bir oylama açtığımızda bile saniyeler için 300 kişi katılırken görünen izleyici sayımız 160-180. Bu adam 1000 izlenmiyor muydu diye. Ben bu adamı hiç görmüyorum bayağıdır. Bak mesela bu adam normalde hepim ya yani, ben Twitch'teyken bu adam en az 1000 izleniyordu. Katılırken görünen izleyici sayımız 160-180 arasında sabit kalmış. Durum 2 yayındır durduk yere bir anda böyle oldu. Sanki el ile sabitlenmişçesine izleyici sayımız normalin kat kat altında görünüyor. Ki sayfa ücretimiz ise normal izlenme rakamlarıma göre ödeniyor. Dolayısıyla gerçek izlenme sayısı verisi Kik'in elinde, fakat sitede görünmüyor. Zaten kanalın adını düne kadar aratınca çıkmaması, kanalın aylardır bir kere bile önerilmemiş olması gibi unsurlar keşfedebilirliği düşürürken bu problem artık son nokta sanırım. Sporta defalarca yazdım, umarım buradan birileri artık bir şekilde duyar ve yardımcı olur. Çok haklı yazmış. Aşırı haklı. Hep aynı kişiler. Beğenelim bari. Ben Twitter kullanmıyorum arkadaşlar. Ben ne kadar beğensem de kanıtlamış bir de. Kardeşim kadın olsaydım 5 dakika için Instagram'dan DM'den cevap alır, problemde 3 dakika hallolmuş olurdu. Bu konu hakkında da ben bir duyum aldım. Kimden duyum aldım bilmiyorum ama neyse. Bir gün illa ki bu konular açılır da ben de konuşacağım bu konuda gerçekten. Adam 178 izleniyor ya. Jahre'nin yardım etmiş, olay çözülmüş, son tweet'i öyle atmış. Yani illa böyle tweet mi atılması gerekiyor? Aleykümselam. Yani ne illa bizim de ana sayfaya düşmemiz için, ne bileyim izleyicimin sabitlenmemesi için tweet mi atmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu çok saçma bir şey. Büyük yayıncılar öneme alınırken, istekleri önemliyken biz bok muyuz, affedersiniz ya? Çok haklı konuşmuş bu arada. Zepçim, ben de zaten o yüzden buraya uzun süre geçmedim. Ben hani size biliyordum yani. Ben de takip ediyordum, etmem mi? Ama diyordum hep aynı isimler varsa bir şey dönüyordur diyordum ve o yüzden geçmek istemiyordum. Hoş geldin Bertu. Bugün korku yok, Last of Us var. Geçiyorum videoları. 2 dakika bir şey okuduk, konuştuk. Allah Allah. Kişisel ücretlerin azalmaya gidebileceğini duymuşlardı. Çok fazla tepki gördü. Geri çekmişlerdi. Gittiler ki azalttılar diye biliyorum ben. Hoş geldin. Cyber'cığım, yani yapacak bir şey yok. Herkese ayak uydurduk yani, ama gerçekten bu önerilme kısmının çok bozuk olduğunu düşünüyorum. Ve bu önerilme kısmında gerçekten çok büyük haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. How this one take? Hoş geldin. How this namına koyayım. Merhaba chat. Merhaba. JR Vlog pazar izleyeceğim. Onu da izleyek, çok iyi bir video. youtube.be/nualtızdukört soru işareti eşittir ofsemfx0confi0. Bu beni kandırıkçı yaptı. Bu kumpasmış, kumpas. Bu kumpasmış. 10 pound para yolladım ben buna. Param yok dedi, arabamı sattım dedi, evimi sattım dedi. Aferin de aklımda mı konuşuyor? 10 pound para yolladım, 10 pound. De. Ne gemince hesap. Brad Pitt'e benzemişsin. Bakalım bir kardeşim, Brad Pitt kimdi ya? Kimdi o, ben nereden tanıyorum o adamı ya? Brad Pitt kısa saç mı diyeyim? Allah Allah Allah! Aynısı oğlum! Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha! Yükseltti kamerasını. Yine de sizin için şöyle alayım. Ne olur ne olmaz. Canavar geliyor! Çok korktum kanka, pardon ya. Vallahi yani pardon ya. Çaresizlik. Bu bırakma evreni. Bırakın gideyim vallahi lan. Yazma kanka, ne olur lan. Sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Malım ki ben. Aptal. Pardon şey. Çok az. Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Bu oyunu ben anladım, oynayacağız bu arada. Jack. Ama bir şey diyeceğim, bu oyunda oyundan konuşamıyoruz değil mi? Şey gibi Skype gerekiyor. Yani orada çocuğa 3 kere Queen, bana 3 kere Queen, bir tane de Joker attırdı ya amına koyayım. Yani anın ama amına koyayım. Sen yani 2 tane Queen astıysan beni burada var çatır çatır siksinler amına. Çatır çatır. Hani daha mıdır sikim, hayır. Nasıl yani ya? İlk de böyle attın değil mi lan Buse? Hayır. Kanka ne olur ölmeyeyim, kanka ne olur ölmeyeyim, kanka. Yaşadım. Top back film. Ama o azıcık daha da zarardasın. Maç para değil ki, o galibiyet istiyor. Öyle mi bu? Oyna o zaman yarra. Hadi lan. Ya kale boş, kaleler boş. Yok kale boş. Ulan geri zekalı, nereye atıyorsun? Ben malım, ben aptalım. Aa, tamam. Kanka ne yapayım? Kanka ben bir şey diyeyim mi? Ben linç yemem. Ben ona sıfırım. Kanka ne yaptım biliyor musun? Zıbanayım, gol atarım dedim kanka. Tamam. İnandım ya, tamam. Get amına koydum fake gangster. You think you're a gangster, you little pussy yo. You a fucking ass off guns. Little waste man. Show me the bullets, bruv. Show me the bullets. Triplere bak, triplere. Anam gerçek silahmış lan. Biraz tavayı kızartalım. Biraz tava kızsın. Sen ne puş bir insansın. Sen ne adi şerefsiz insansın. Sana kışkırtma çekeceğim. Anladın mı? Kızdı şu an. Ne kadar komik. Yıla atsana be. Amına koyarım. Yılı bassana oğlum. Yılı baslan oğlum, delireceğim lan. Oğlum yılı bassana bana, anasını siktimin oğlu. Amına koydum bu çocukları, deli oldum kanka. Ben yayından önce kendime söz verdim kimse olmayacağım diye ya. Tamam sakin. Tamam. Almayacağım. Bu saatte bak, bu saatte saat. Sen de titrar yakadi durma. Bu küller. Alo. Bayağı tehlikeli o ya. Nasıl bir iş bu yani? Ben de yapayım, ben de orta sahadan power shot atayım. Adam 18'de 4-0 yaptı. Tamam bir sus amına koyacağım şimdi seni ya. Bir kes gelene ya. Bir sus artık ya. Dikeceğim, ne ağladın sabahtan beri ya. Amına koyun, bir sus da bir oyuna odaklanayım ya. Allah'ım ya. Dur bir ekran görüntüsü alacağım. Allah böyle güzellikler ya. Sana bir patlatayım ya bu akşam. Enes GDC senin ya götünü burada... sikeyim ben. Sen adammışsın amına koydum. Senin benim böyle mal mal bakmam ben. Yaz tweet'e bak. Tweet atmış. Herkes işini gücünü bıraksın, Atatürk'ün yayınına girsin. Atabek abinin iki tane ağzına iki tane öyle takmış, diş doktoru konuşamıyor. Sesi çok makara, herkes yayına gelsin. Siz insan değilsiniz. Siz insan değilsiniz. Ama gerçekten komik olmuş. Siz kötü insan ararsın. Vallahi bak size, vallahi çok ayıp bu. İpneler, ben cici bebeğiyle besleniyorum. Anne bebeğiyle görüşürüz. Afiyet olsun Cüneyt. Kim var ya, yok mu kimse? Ya ne mal adamsın ya. Tam delireceğim, ne mal adamsın ya sen. Sen niye benden şüpheleniyorsun? Ya beni Ali'nin önünde yedin. Ya siktirin malı, belli amına koyayım. Sen de bir sikim oldu, belli ya, amına koyayım ya. Suikastçıyım, sikik. Bende de bir şey var. Niye alıyorsun beni? İnsan mı kalmadı map'te? Mal. Çağrı abi dedi ki Hasan Pelikan Çağrı. Suikastçıyım, birini vuracağım ya, vuracağım, güleceğiz amına koyayım ya. Sikik. Sikik. Hasan Çağrı abi. 7. Hamburger pişirme yayını. Arada 7 ha. Siz bir dakika. Ben size hamburger yapacağım derken, ben hamburger yapacağım derken siz şey mi anladınız? Hamburger etini ben yoğuracağım, hamburger etlerini ben şey yapacağım, tuzunu, oranını, baharatını, etini birlikte böyle mıncırıp ben şey... Öyle mi zannettiniz? Çok beklersiniz. Güzel tepkilerle kesit çıksın. Çok güzel. Of ağzımı sahnesi attı. Sağlıyorsunuz ya. Oğlum bu ne kadın da sen. Çok güzel. Of ağzımı sahnesi attı. Beni utandılar. Benim bu mimikler ne la? Ben böyle mimikler yaptığımı hiç düşünmüyordum. Gözler ayrı oynuyor, burun ayrı oynuyor, ağız ayrı oynuyor. Sağlıyorsunuz ya. Oğlum bu ne? Kadın nasıl bir tepki verebilirim kadına? Allah Allah. Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Tabii izleyip de abone olmayan olsun çocuklar. Onlara hiçbir şey demiyoruz. Ablayı. Ya hocam ne söylüyor? Biri gerçekten hiçbir şey bilmeyip girse dua okuyacak bana, iyileşim ya. Ne oluyoruz? Ne oluyoruz? Umarım iyileşir. Yapışıyor lan! Oğlum nasıl ya? Ne yaptın abi? Füze yolladı. Bu adam bu işler için indi işte uçaktan. Bundan az açıklamasına gerek yok videoda. Şok oldum ya. Haftaya Ronaldinho geliyor. İnşallah. Allah! Ronaldinho! Laf edenlere gelsin bu Ronaldo. Ananı sikeyim. Kız nikah alsan ne alırdın Şüko? Berrak. R'leri biraz fazla vurgulamış olabilirim ama Berrak ismi bayağı iyi. Senin köpek havlamıyor mu? Hayır, konuşuyor. Şeyi de açıyor, yayını da açıyor kikte. Benim köpek benden çok istedi ya. Var mı abi? Abla balık keserde bulundum mu hiç? Ama balık keserim. Şaka kanka, şaka yaptım. Ne olacak ki? Ya daha sahne gelmemiş şu çete bak. Daha sahne yeni geliyor. Benim chat çoktan gülmeye başlamış. Hem videoyu izlemiş hem bir de benim tepkiyi izlemek için bir daha izliyor. Manyaklar bir daha random atmaya başlamışlar. Bak bize hep yazmış ya, bura çok komik. Ya alay olmamış ya. Benim tipe bak, bir de size bakın yani. Kopmuşsunuz daha sahneye gelmeden. Burası çok iyi. Gidin bakalım. Vallahi yok gülüşe bak. Harbi iyice otistiğe bağladım ha. Bilir ha. Ama çok kötü gülüyorum. Çok çirkinliyim. Oyun tarzım bu şekilde. Taklit etmek için öyle. Mahmut abi 1v3 clutch mı? Gördün lan Ercan. Ay ne kadar çirkin görmüşüm. Gördün de ne yapayım yani. Ya vuracaksın mı bakayım ya. Ay. Bu silah ne? Lan niye silahını çekmiyorsun? Ya bir sus lan bırakayım ya. Ya bırak oğlum seni daha. Ben de gördüm havada. Bir tane alacağım şimdi arkada geleceğim ağzına sıçacağım şimdi senin abi. Boşlanma ya. Bıçak çıkartıyor be ya bırakayım. Götünü sokacağım bıçağı. Patlamışım orada galiba o yüzden öyle gülmüşüm. Gerizekalı alsana silahını. Aa mor cesi. Bıçağı geçip geçip gördük amına koyayım bıçağını gördük ya. Ya bırak. 10 numara bıçağım var ya. Şimdi 30 dakika ara verin. Ara verin. Çok çalıştınız. Biraz da dinlenin kardeşim. Çok çalıştınız. TRT'de ne diyorlar? TRT bakalım. TRT canlı. Kar yağdı tabii. Kar yağmış. İneklerin üstü kar oldu. Evet, inanamayacaksınız. Kış ayları geldiği için arkadaşlar kar yağmaya başladı. Ne oldu şaşırdın değil mi sayın halk? Ya Apo'nun salınmasına şaşırma, kar yağmasına şaşırma al. Sen de bence memnun değilsin. Şimdi ben bu abiyi de bir yerden tanıyorum. Ne? Sako falan mı? Oha çok benziyor. Baba şunun kapısını bir kapatsan. Allah. La Ferit abiye benziyor adam. Tablo nerede? Ferit'im. Tablo nerede? Benziyor lan. La tablo çocuk nerede? Gitmiş. Tablom nerede? Merhabalar. Ben İbrahim'im. Demek ki neymiş? Arabayı yolun ortasına koyunca. Tablo nerede? Heh burada. Sövmeyeceğim yo. Ben sinirlendim. Sövmeyeceğim ama. Ben çoktan sövmüştüm. Ocak dışısın bu saatten sonra. PUBG oynayacağım lan ben de. Yes. Ben helal süt emmiş kız. Aha. Arkamdan yedim. Lan kim orada? İlk oyun. İlk oyunluk değil ha. Bunları vurmam lazım kanka. A few moments later. Spike B'de düştü. Don't smoke. Yavaşsın. Oy. Go for it, go Spike for it. B'de düştü. Bir düşman kaldı. İşte benim oğlum. Numaran leaklendiğinde ne hissettin? Hiç şey hissetmedim. Kendim leakledim çünkü. Kendi düşen ağlamaz. Kendim düştüğüm için pek etkilemedi. Abi dün sana yazacaktım, sana kızarsın diye yazmadım, iyi yapmışım. Abi yazacak bir şeyin varsa yaz. Ama mesela sabah uyanıyorum. Abi günaydın naber? Abim ben senin sevgilin miyim yani? Niye bana abi günaydın naber yazıyorsun? Biri şarkı atıyor. Modunu yükselteyim dedim. Diğeri sigara param yok abi para atar mısın yazıyor. Diğeri abi öğrenciyim para atar mısın yazıyor. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Eagle Eye, Şahin Göz. Aynen öyle. Şahin mi? He. Portal değil mi? He. Portal oğlum. Kendinden emin. Oğlum Şahin gözlenmez mi? Kartal. Kartalın da gözü hayvan gibi şey. Kartal değil. Oğlum o terim Şahin göz değil mi? Şahin gözlenmez. Klip almasanız. Diyecek. Çok beklersiniz. Bu ne lan? Malphite klipli attı buraya. Yapamazsın bana. Yapamazsın. Sağ ol bro. Yapamazsın bana. Olsun be abi menti, onu da öldürdüler. Aha. Yapamazsın bana, yapamazsın. Çok güzel hatunlar var arkadaşlar. Şöyle izleyince dönüp bakıyorum, Allah Allah bunlar insansa ben neyim diyorum ediyorum yani. Ben o zaman hayvanım ya. Ya şiptil ya. Neyse abi sen git de bir gaygaya yap da gel ya. Berk yeter. Vallahi yeter. Ha vallahi çıkacağım ananı. Ya bir şey mi dedim? İnsanlık yaptık, hatırlattık ama. Anana sövmekten yoruldum oğlum. Kötü bir şey mi dedim? Ya acımı bir bozacağım, çok çirkinleşeceğim. Sen bana dedin ki ben gaygaya yapmaya gideceğim, hatırlat, ben de hatırlat. Çok çirkinleşeceğim. Ananın amında yapayım, ananın amını ağzımda çalkalayayım. Unut bu çocuğu seni. O ananın amını ağzımda çalkalayayım, tamam mı? Bunu yapayım, unut bu çocuğu. Çok terbiyesiz ya. Ya siktir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz ve beni bu zamana kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah seneye kadar 10.000 aboneye ulaşırız. Seviliyorsunuz. Bu arada hala abone olmayan varsa, abone olursa sevinirim. Alırım başımı, başım bir delin nehir. Silerim yaşımı. 1,5 saat oldu.